Arkadaşlar, Americana Dark Red bu kadar açabildi. Daha fazla açamadı maalesef. Havalar çok dengesiz olduğundan bu çiçeklere de sirayet ediyor. Yani çiçekler nasıl açacağını bilmiyor. Ama şu var ki bu her çiçekte de olmuyor. Mesela hemen yanındaki çiçek White Splash'lar açmaya devam ediyor. Bu arada arkadaşlar, bir tane tohumu kaybettik. Daha önceki videoda söylemiştim. Sürpriz Hanım'ın yavrusu, White Splash'lı olan yavrusuydu ama maalesef kaybettik. Çiçeği olgunluk, yani çiçek tohumu olgunlaşamadı. Ama şunda umudum var. Umarım bu tutar. Belki de yanlış bir mevsim seçtik tohumlama yapmakta, tozlama yapmakta. Bakın arkadaşlar, şöyle tekrar Americana Dark Red'in koyuluğunu göstermek istiyorum. Neyse, bunun rengini az çok tahmin ediyorsunuz zaten, anlatmıştım. Arkadaşlar, Arctic Rose da açtı. Bakın, çok güzel bir görseli var. Bu normalde bahar aylarında falan harika açıyor. Muhteşem bir görsel ortaya koyuyor. Muhteşem bir performans ortaya koyuyor. Daha açacak olan tomurcukları da var arkada gördüğünüz gibi. Şahane bir çiçek arkadaşlar. Görseli çok güzel gerçekten. Gül gibi açıyor. Şimdi benim açan bir tane daha çiçeğim vardı, beyaz. Bir de ona bakalım. O hala açmadı arkadaşlar, inanır mısınız? Bana da bir bakalım. Bakın arkadaşlar, bu gül şeklinde açan beyaz sardunyamız. Ben buna Ice Rose ismini vermiştim. Hafif pembelikleri falan var üzerinde. Sanırım Ice Rose cinsi olabilir arkadaşlar bu. Çünkü Ice Rose'da da pembelikler var. Ama tabii ki de tam açmadan bunun ne olduğunu söylemek zor. Şöyle ucunu göstermek isteyeceğim size ama tabii ki de kamera netlerse katmerli açacak belli ama açmakta çok nazlı, çok nazlı arkadaşlar. Bu arada otobüs motosiklet geçiyor. Pardon, şu geçsin. Arkadaşlar, bu da bu şekilde dallandı biraz ama maalesef çiçeğini hala açmış değil. Bunun çiçeklerini açtırmak için sanırım fosfat mı? Yok, pardon, fosfat tabii. Fosfat yüklemesi yapmam lazım çiçeklerin açması için. Çiçekli bitkiler için fosfat maddesinin yüksek olduğu besin içerikleri lazım. Bunların herhalde fosfat eksikliği var. Aslında benim koyduğum gübrede de fosfat gayet makul bir düzeyde. Yani 20'lik bir fosfat oranı olan bir gübre kullanıyorum. Onu da size daha önceden söylemiştim zaten. Ama tekrar paylaşırım. Bu da bu şekilde. Kontesler tabii ki de çiçeklerini artık böyle yavaş yavaş bırakıyor. Bakın, böyle kış formuna, kış moduna girmeye başladılar yavaş yavaş. Katmer katmer açmaya başladılar. Yani kışın açtığı zaman ben size bunu göstereceğim. Nasıl katmerli açacağını, bakın mesela şu biraz daha böyle katmerli katmerli açmaya başlamış. Yani yazın değişik formunu açıyor, kışın değişik formunu açıyor. Bunun sebebi herhalde suyla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekten çok güzel bir çiçek. Çok seviyorum ben bunu. Böyle insanın ısırası gelen bir güzelliği var böyle. Hani böyle bir şey gibi. Ne bileyim, ısırasınız gelir ya, böyle bir bebek yanağı gibi. Tabii bebek yanağı da ısırılması da ayrı bir şey de. Hani öyle. Anladınız siz beni ya. Anladınız siz beni. Çok güzel ya. Çok güzel. Şöyle netlersem eğer biraz da. Diğerini göstereyim ben bir de. Arkadaşlar, ana kraliçenin çiçekleri tamam, bile geçti artık. Bunu budayacağız. Tabii ki de çiçeğini budayacağız arkadaşlar. Dalını budamayacağız yani. Bu sapını, çiçek sapını kopartacağım oradan. Bu da bu şekilde geçmiş bir şekilde duruyor. Arkadaşlar, bu da yeni aldığım tür. Zaten yanındaki çubukta da yazıyor Astrid. Bunu da yeni aldım. Bunu eşim çok sevdi. Eşim dolayısıyla aldı. Ne kadar güzel rengi var dedi. Çok hoş dedi. Özellikleri falan da hoşuma gitti. Bunu aldım arkadaşlar. Astrid dedikleri gül formunda açan çiçekleri olan bir çiçek. Bakalım, açınca göstereceğim zaten size. Hemen eşime aldığım yine diğer çiçekler, onları da göstereyim. Arkadaşlar, şurada bakın tomurcuk yapmış. Bunun ismi de tavşan çileği. Bunny Strawberry.
dedikleri bir tür. Yani tavşan çileği dedikleri çok sevimli, beyazımsı, pembemsi çiçekleri olan, çok güzel çiçekleri olan bir tür. Yani çok pahalı bir tür değil ama renkleri çok güzel. Eşim çok beğendi. Aldık ona. Tabii ben bakıyorum. Bu da arkadaşlar benim beğendiğim bir tür. Wine red dedikleri, yani şarap kırmızısı dedikleri bir red, şey kırmızı. Şu an pembe gözüküyor arkadaşlar çünkü çiçek yaprakları mı deniyor ona? Hani çiçek diyeyim. Çiçeğin arkası pembe, önü bordo kırmızı arkadaşlar. Çiçeğin arka tarafı pembe, önü bordo kırmızı açıyor. Bunu da zaten görsellerinden falan çok merak edenler aratabilir. Oradan bakabilir arkadaşlar. Wine Red Sardunya olarak geçiyor. Oradan aratabilirsiniz. Yani arkadaşlar üstten baktığınız zaman çiçeğin bordo kırmızı. Arkadan baktığınız zaman pembemsi, bu şekilde pembe gözüküyor. Şu an çiçeğin arkası gözüküyor. O yüzden pembe gözüküyor. Bunları da yeni aldım. Bunu ben çok beğendim arkadaşlar. Bunu ben kendim aldım. Diğerlerini eşim çok beğendi. Bakalım nasıl açacaklar. Bir internet sitesinden aldık bu arada. Bakalım nasıl açacaklar. Bunlar da bu şekilde. Neyse, videoyu artık bununla bitirelim. Şimdilik bu kadar.